hocam Devletin yaptığı aile destek ödemelerini almak caiz midir? Ee, şöyle söyleyelim ona kişi bu teşviği bu desteği alabilmesini gerekli kılan kriterlere sahip olmadığı halde o kriterlere sahip olduğunu göstererek bir yalan beyanda bulunuyorsa elbette bunu alması caiz değil ama normal kriterler uyuyor. Yani bu teşvi alabilir ve bu da halini arz ediyor ve buna rağmen devletin böyle bir yardımı, bir desteği varsa bunu almasında bir mahsur lazım gelmeyecek. Elbette ihtiyacı yoksa almasın deriz. Çünkü neticede kamuya tahallük eden bir durumdur. Ama kendisi ihtiyaç sahibi veya bazen bu şöyle de olabiliyor. Devlet diyor ki sen işte bir proje getir, bir üretime geç. Yani bir istihdam, istihdam sağlayacak bir atılımda bulun. Ben sana teşvikte bulunacağım. Sana işte karşılık Hibede bulunacağım diyor ki buradaki gaye nedir aslında bir istihdam sağlanması bir iş, iş hacminin çoğalması evet. ee, sen ise böyle bir proje niyetin yok böyle bir iş yapma yok sadece sembolik olarak yapacak göstererek bunu alıp da ya bu benim mülkümdür istediğim gibi kullanıyorum dersen bu kamuya verdiğim bir zarar olmuş olur kul hakkı olmuş olur hatta bu kul hakkı şahsa tahallük eden kul hakkından daha eşittir. Çünkü şahsa tahallük eden kul hakkından gidersin, o şahsı ikna edersin, onu razı edersin, bir şekilde ondan helallik alırsın, oluru biter. Evet. Ama kamu dediğimiz zaman binlerce belki milyonlarca insanın hakkına tecavüz edersin. Ya ahirette hiç tanımadığın kişi senden hak iddiasında bulunabilir. O yüzden bu noktada daha dikkat etmek gerekir. Kamu ile iştigali olan devlette işli dışlı olan devlette iş yapan ticaret yapan kurumların veya firmaların veya şahısların. Çünkü bireyle muhatap değildir. E, kamuyla muhataptır. E, tanımadığı kişilerin hakkına tecavüz söz konusudur. Dolayısıyla burada gerçekten ona layık olduğu halde müstahak olduğu halde veriliyorsa elbette alır onu yerli yerine kullanır. Ama öyle olmadığı halde yalan beyan ederek bunu da yapıyorsa dediğimiz gibi hiç tanımadığı kişilerin hakkına girmiş olur ki bu hak e, yarın ahirette onun başına çok büyük bir sıkıntı açar.